düşünüyorum ben. Mortgage. Kahrolası para. Hızla tükeniyor. Bir iş işlik hissettim. Kanseri dokunun canlarım. Acaba nerede? Neler çeviriyor? Hiç aramıyor. Tek kelime bile etmiyor. Stres. Herkesin zihnini kurcalayan, gecelerini çekilmez kılan, dengesini alt üst eden cehennem. Ama durum hep böyle değildi. Bir zamanlar stresin esas işlevi hayatımızı kurtardı. Eğer normal bir memeliyseniz, stres savanada 3 dakika süren dehşet, sonunda hayatta kalmanız veya ölmeniz demekti. Fakat her şey değişti. Bir zamanlar hayatta kalmamıza yardım eden şey, şimdi en büyük kabusumuza dönüştü. Bugün sahada ve laboratuvardaki... Vurdum. Bilimsel keşifler, stresin bir ruh hali olmadığını, ölçülebilen ve tehlikeli bir şey olduğunu kanıtladı. Bu soyut bir olgu değil. Bu belki ileride hallederiz diyeceğiniz bir şey değildir. Bunu bugün halletmeniz gerekiyor. Bilim insanları stresin ne kadar ölümcül olabileceğini en umulmadık yerlerde ortaya çıkarıyorlar. Kronik stres, bazı beyin hücrelerinizi öldürmek gibi göz ardı edilemeyecek vahim şeyler yapabilir. Stresin beyinlerimizi ufaltan, göbeğimizi büyüten ve hatta kromozomlarımızı bozan etkileri vücudumuzun derinliklerinde bulunabilir. Kurtarıcı, zorba, salgın. Stresin portresi ortaya çıkıyor. Hepimizin stresle kişisel bir ilişkisi vardır. Ancak çok azımız onun içimizde nasıl işlediğini bilir. Çok azımız modern dünyanın baskısının bizi nasıl ölümcül bir strese itebileceğini anlar. Bu konuda ne yapabileceğimizi bilen sayısı ise çok daha az. Ancak Stanford Üniversitesi nörobiyoloğu Robert Sapolsky son 30 yıldır stres hakkında bilgimizi geliştiriyor. Stres vücudumuzu nasıl etkiliyor? Stres sosyal statümüze göre bizi nasıl daha çok veya daha az etkiliyor? Çoğu zaman onu çok başarılı ve çok stresli beyin bilimi dünyasında ders verirken ve araştırma yaparken bulabilirsiniz. Fakat bu onun öyküsünün sadece bir yönü. Hemen hemen her yılın birkaç haftasında Sapolsky laboratuvarını yaklaşık 14.500 kilometre uzaklıktaki bir yere, Doğu Afrika'da Kenya'da bulunan Masai Mara koruma alanına taşır. Robert Sapolsky Afrika'ya ilk kez 30 yıl önce bir önsezi üzerine geldi. İnsan olmayan canlılara bakarak insanlar stres ve hastalıklar üzerine daha fazla keşifte bulunabileceğini düşündü. Ve insan olmayan canlıları iyi tanıyordu. Böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Bir babunsunuz ve beslenmek için günde sadece 3 saat kadar harcamanız yetiyor. Ve günde sadece 3 saat çalışmanız gerekiyorsa her gün birilerini sefil etmek için kullanabileceğiniz 9 saat boş zamanınız oluyor. Onlar sürekli peşlerinde koşan aslanlar yüzünden değil, birbirlerinden dolayı strese giriyorlar. Kendi türleri tarafından yaratılan sosyal ve fizyolojik bir kargaşa nedeniyle stres altındalar. Bu maymunlar batıya özgü stres kaynaklı hastalığa kusursuz bir örnek oluşturuyorlar. Stresin bedenlerine neler yaptığını belirlemek için Sapolsky, bu vahşi babunları hücresel düzeyde incelemek istedi. Bu bir ilkti. Bunu yapmak için kanlarını en sakin şekilde alması gerekiyordu. Temelinde yapmaya çalıştığınız bir babunu daha ne olduğunu anlamadan uyutmaktır. Çünkü beklentiden doğan ekstra bir stres istemezsiniz. Öylece cipinize atlayıp bir babunu arazide 3 saat boyunca bir aşağı bir yukarı kovalayıp sonunda da nefes nefese kaldığında ona bayıltıcı bir iğne atamazsınız.
Tüf tütün en büyük avantajı oldukça sessiz olması ve çok fazla parçasının olmamasıdır. Ancak dezavantajı da çok uzağa atış yapmamasıdır. Sadece bir babunun etrafında nasıl umursamaz davranacağınızı çözmeye çalışmak için vakit harcarsınız. Vurdum. Süre? Tamam, şu an sallanıyor. İşte düştü. Robert, her bir babonun kan örneğinden stres tepkisinin temelindeki hormonların düzeyini ölçtü. Vücudunuzda olanları anlamak için bütün stres tepkisinin lokomotifi olan bu iki tür hormona bakarsınız. Bir tanesini hepimiz biliyoruz. Bu da adrenalin. Amerikan versiyonu epinefrindir. Diğeri ise daha az bilinen glukokortikoiddir. Adrenalinle birlikte böbrek üstü bezden salgılanır. Bu hormonlar stres tepkisinin bel kemikleridir. Stres tepkisi ve bu iki hormon hayatta kalmamız açısından çok önemlidir. Çünkü stres birinin sizi kesinlikle yemeye niyetlenmesi ve sizin onu yemeye niyetlenmeniz ve ortada acil bir krizin olması durumudur. Canınızı kurtarmak için kaçarken temel işlevlerden daha önemlisi yoktur. Akciğerler kan dolaşımına büyük miktarda oksijen pompalamak için fazladan çalışırlar. Kalp kasların derhal tepki verebilmesi için bu oksijeni vücuda hızla pompalar. Bu enerjiyi iletmek için kan basıncınızın yüksek olması gerekir. Büyüme ve üreme gibi. O an için gerekmeyen her sistemi kapatmalısınızdır. Hayatta kalmak için kaçıyorsunuz. Şimdi yumurta üretmenin veya doku onarımı gibi işlerin sırası değil. Bunlar sonraya kalabilir. Tabii bir sonra olursa. Zebra kaçtığı zaman stres tepkisi de kapanır. Ancak insanlar kendi kapatma düğmelerini bulamıyor gibi. Aynı stres tepkisini tamamıyla psikolojik durumlar içinde çalıştırıyoruz. Hayatın trafik sıkışıklıkları karşısında stres tepkimizi kapatmayınca yıpratıcı bir hormon dalgasında boğuluyoruz. Ölüm kalım meselesi olmamasına rağmen aşırı hızla nefes alıp veririz. Kalp çarpıntısı yaşarız. Kaslarımız gerilir. İşin garip yanı, bir süre sonra stres tepkisi bize stres kaynağından daha fazla zarar verir. Çünkü stresin kaynağı kendimizi kaptırdığımız önemsiz bir psikolojik olaydır. Stres, vücudun bir karşılaşmaya hazırlanma şeklidir. Bu, ölüm tehlikesi de taşıyabilir, önemsiz veya eğlence amaçlı da olabilir. Doğru miktarda strese maruz kalınca buna uyarılma deriz. Hayattaki amaç stresten kurtulmak değildir. Hayattaki amaç doğru stres türünü yaşamaktır. Çünkü doğru türünü çok severiz. Bunu tatmak için kendimizi korkuturuz. Bu şekilde strese girmek için para bile harcarız. Bunlar ılımlı stres kaynaklarıdır. Geçici türden stres kaynaklarıdır. Bir Luna Park treni turunun 3 hafta sürmemesi boşuna değildir. Ve çoğunlukla durum aslında güvende olduğunuzu bildiğiniz bir yerde kontrolü azıcık elinizden bırakmanızdan ibarettir. Ancak gerçek yaşamda Robert'ın babunları da dahil olmak üzere bizim gibi çoğu primat için kontrol bir seçenek değildir. Sadece 15 saniye içinde kavgada kaybeden iri bir erkeğin bir genci kovalamasını, bu gencin bir dişi yetişkini ısırmasını, dişi yetişkinin bir küçüğü tokatlamasını ve bir bebeği tekmeleyip ağaçtan aşağı atmasını görebilirsiniz. Yani stresin çok ciddi bir bileşeni de kontrol eksikliği ve öngörülemezliktir. Burada oturup sadece zebrayı izliyorsunuz. O sırada bir başkası kötü bir gün geçiriyor ve derken dayağı siz yiyorsunuz. Hiyerarşinin daha aşağısında kalanlar için psikolojik olarak son derece stresli bir durumdur bu. Robert'ın yaptığı ilk keşiflerden biri, stresle babunlar arasındaki hiyerarşinin ilişkisiydi. Bazı sürülerde yüzden fazla babun vardır. Tıpkı bizim gibi geniş topluluklardaki karmaşıklığı yönetebilmek için büyük beyinler geliştirmişlerdir. Burada hayatta kalma savaşı, en kurnaz ve agresif erkeklerin hiyerarşide en üst sıralara ve türlü ikramiyelere konmalarını sağlayacak türden bir politik bilinç gerektirir. İkramiye, istediği bütün dişiler, sınırsız yemek ve kendilerini tımar etmeye hevesli bir gönüllü ordusudur. Her erkek,
topluluktaki yerini bilir. Ona kim işkence yapabilir? O kime işkence yapabilir? Ve tabii kurbanın sırası gelince kime işkence yapabilir? Bunu 30 yıldan sonra itiraf etmek size korkunç gelebilir. Ancak babunları çok da sevdiğim söylenemez. Aralarından yıllar içinde kesinlikle çok sevdiğim bireyler oldu. Ancak bunlar entrikacı, arkadan bıçaklayan makyavelist pislikler. Birbirlerine korkunç davranıyorlar. Yani araştırmam için harikalar. Ben burada onlarla bir hayat paylaşmak için bulunmuyorum. Araştırma konum için mükemmeller. Sapolsky'nin 22 yıl önce 30 yaşındayken gerçekleştirdiği ve çığır açan araştırması ona MacArthur Vakfı'nın deha ödülünü kazandırdı. Çalışmalarının erken döneminde yaptığı ve damardan alınan kandaki stres hormonlarını ölçtüğü araştırmasıyla iki önemli keşif yaptı. Bir babanın hiyerarşideki konumu bünyesindeki stres hormonu düzeyini belirliyordu. Yani eğer baskın bir erkekseniz stres hormonlarınız düşük olacaktır. Ama eğer itaatkarsanız çok daha yüksek olacaktır. Ancak daha da şaşırtıcı bir keşif vardı. Sapolsky'nin araştırdığı örnek grupta aşağı seviyedekilerin, ezilenlerin nabızları ve tansiyonları daha yüksekti. İlk kez biri stresle doğadaki bir primatın sağlık durumundaki kötüleşme arasında bağlantıyı kurmuş oldu. Basitçe şöyle, tipik bir sürüdeki stresli ve sağlıksız bir babunsanız, yüksek tansiyon veya yüksek seviyede stres hormonlarınız vardır. Bağışıklık sisteminiz pek de iyi çalışmaz. Üreme sisteminiz ise düzensizliklere daha yatkındır. Beyin kimyanız klinik olarak depresyondaki insanlarınkiyle bazı benzerlikler gösterir ve bütün bunlar sağlıklı bir yaşlılığın işaretleri değildirler. Bu diğer primatlar için de geçerli olabilir mi? Robert Sapolsky babunlardaki stresi gözlemlerken, Profesör Sir Michael Marmot da İngiltere'de 40 yıl boyunca 28 binden fazla insanın sağlığını izleyen bir araştırmayı yürütmekteydi. Bu araştırma İngiliz kamu hizmetlerinin kalesi sayılan ve her bir pozisyonun kesin bir hiyerarşiye göre belirlendiği Whitehall'den esinlenerek adlandırılmıştı. Burası insanlarda statü ile stres arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için harika bir deney alanıydı. Stres konusunda şöyle bir durum var. Strese hem akut hem de kronik açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bu organizasyonda kronik stres altında olduğumu düşünüyorum çünkü kendimi buraya ait hissetmiyorum. Kevin Brooks bir savcı. 7. seviyedeki statüsü kendi bölümünde pek de kıdemli olmadığı anlamına geliyor. Tam bir ast hayatı yaşıyor. Sarah Woodall da bir kamu görevlisi. Kevin'dan farklı olarak o kıdemli bir kamu görevlisi. Bir bölümde bana şu ya da bu şekilde rapor veren yaklaşık 160 kişi bulunuyor. Kamu sektöründe çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. Oldukça dinamik bir ortam. Çok heyecan verici olabiliyor. Birçok insanla çalışmayı seviyorum. Yani evet, gerçekten işimden keyif alıyorum. Bu derecede farklı görüşler, Whitehall araştırmasındaki en şaşırtıcı bulguları gözler önüne seriyor. Öncelikle hiyerarşide ne kadar altlardaysanız kalp hastalığı veya diğer hastalıkların riski daha yüksek oluyor. Yani ikinci sıradaki insanlar en tepedekilerden daha büyük bir risk altında. Üçüncü sıradaki insanlar da ikinci sıradakilerden daha büyük bir risk altında ve bu yukarıdan aşağı doğru artarak devam ediyor. Bahsettiğimiz endüstriyel alanda çalışmayan, istikrarlı işleri olan kişiler. Ama hiyerarşi içindeki konumunuz hastalık riskinizle ve yaşam sürenizle çok bağlantılı. Bu özel araştırma alanında bir dönüm noktası oldu. Çünkü söz konusu olan İngiliz kamu hizmeti sistemiydi. Herkesin aynı tıbbi bakıma erişimi vardı. Aynı sağlık sigortası sistemine dahildiler. Tıpkı babunlar gibi. Tüm babunlar aynı şeyi yer ve aynı derecede fiziksel etkinlikte bulunur. Şu türden bir şey yoktur. Düşük statülü bir babunsanız daha fazla sigara ya da içki içersiniz. Ya da eğer alt derecedeki bir İngiliz kamu görevlisiyseniz asla doktora gitmezsiniz ve asla aşı olmazsınız diye bir şey yoktur. Bu iki araştırma da karıştırıcı unsurları eleyerek eşit sonuçlar ortaya koyar. Primat ayrımın her iki yakasında da yürek parçalayıcı öyküler ve yaşamsal tehlike içeren durumlar var.
Bir babunun hayatındaki belirsizliği yaşayan Kevin gibi her düşük dereceli memur için bütün gücüyle alt seviyeden birine saldırmaya hazır, gücüyle gurur duyan bir alfa erkek vardır. Vurdum. 12.46. Dart'ın nerede olduğunu görebilen var mı? Evet. Ben görüyorum. Peki hangisinin daha baskın olduğunu düşünüyorsunuz? Bizim adamımız. Evet. Dikkatlice izleyin. Diğerinin ona sataşmadığından emin olun. Bu sene Robert ailesini Afrika'ya getirdi. Eşi, nöropsikolog Liza Shear Sapolsky de babunlarla kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Ve ilk kez çocukları Benjamin ve Rachel'ı da yanlarında getirdiler. Derin uykuda gibi görünse de bütün babunlar kendilerinden birine dokunmak için yaklaşan bir insandan deli gibi ürkme eğilimindedirler. Ama üstüne bir örtü örttüğünüzde artık onlar için yoktur. Aman tanrım, işte orada. Hop, artık değil. Bu, bugün çocuklarınızı işe götürdüm gibisinden bir durum değil. Ama bu, geldiğimiz noktada benim kim olduğum, eşim ve benim kim olduğumuzu tanımlayan ana bir unsur. Ve tabii, eğer çocuklarımız nereden geldiğimizi öğrenmek istiyorlarsa, bu son derece önemlidir. Önceki dönemlerde olduğu gibi, Robert, babun hiyerarşisinin her kademesindeki bireylerin strese nasıl tepki verdiğini ve stresten nasıl çıktığını ölçüyor. Şu an yaptığımız şey, giderek artan dozlarda epinefrinle bünyeye meydan okumak. Babunun tepkisi kanından hemen tespit ediliyor. Bu yaşamsal işaretler, ilelebet saklanacak şekilde derin donduruluyor. Bu potansiyel bir bilgi deposu ve şu anda elimde 30 yıllık dondurulmuş kan örneği var. Çünkü yeni bir hormonun veya herhangi yeni bir şeyin ne zaman keşfedileceğini asla bilemezsiniz. Böyle bir durumda Jimmy Carter'ın başkan olduğu dönemde toplanan kan örneklerini çıkarıp inceleyebiliriz. Stresin kapsamlı etkilerini önceden tahmin edip ona göre davranmak yeni bir fikir. Robert henüz Rachel'ın yaşındayken bilim insanları stresin sadece tek bir önemli soruna yol açtığına inanıyorlardı. Bahsettiğiniz bu karın ağrıları, sancı ve yanma, bunlar mide ülserinin tipik belirtileridir. 30 yıl önce stres deyince herkesin aklına gelen hastalık ülserdi. Stres ve ülser, stres ve ülser. Ve ülser 70 yıl önce stresle bağlantılı olduğu ortaya çıkartılan ilk hastalıktı. Tavırlarınız üzerinde çalışmanızı istiyorum. Tavırlarım mı? Evet. Ülser yanlış türden duygulardan güç alır. Hisleriniz konusunda kendinize karşı dürüst olmalısınız. Yeni bir doktor bulmak bana daha iyi bir cevapmış gibi geliyor. Stresle ülser arasında bağlantı olduğu 80'li yılların başına kadar tıpta yaygın bir kanıydı. Derken Avusturyalı araştırmacılar ülserin başlıca nedeninin bir bakteri olduğunu buldular. Ve bu da tıp alanını allak bullak etti. Ülserin stresle hiçbir ilgisi yoktu. Bakteriyel bir hastalıktı. Ve iddiaya girelim ki dünya üzerindeki gastroenterologların yarısı bu haberi duyunca çıkıp o gece kutlama yapmıştır. Bu olabilecek en harika haberdi. Bir daha asla hastalarını karşılarına alıp göz teması kurmak ve onlara nasıl hissettiklerini, onlar için stres yaratan herhangi bir durum olup olmadığını sormak zorunda kalmayacaklardı. Stresle hiçbir ilgisi yok. Bakteriyel bir hastalık bu. Artık çözüm stres yönetimi olmayacaktı. Artık çözüm bir hap kadar basit bir şey olabilecekti. Bu çok büyük bir gelişmeydi. Stres ülsere neden olmuyordu. Konu kapanmıştı. Ancak birkaç yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bilim insanları ülsere neden olan bakterinin ender görülmediğini ortaya çıkardılar. Hatta dünya nüfusunun neredeyse 1/3'ünde bu bakteri vardı. O zaman neden bu insanların sadece bir kısmında ülser görülüyordu? Araştırma sonuçlarına göre stres altındayken vücut o an için hayati olmayan bütün sistemlerini kapatıyordu. Buna bağışıklık sistemi de dahildi.
ve bağışıklık sistemi kapanınca midedeki bakterilerin çılgınca çoğalabileceği anlaşıldı. Çünkü stres, bakterilerin çürütmeye başladığı mide duvarını onarmaya kalkışan vücudunuzun bu becerisini yok eder. Yani stres ülsere yol açar. Vücudumuzun kendi kendine iyileştirme becerisini kesintiye uğrattığı için. Eğer stres bağışıklık sistemini zayıflatabiliyorsa başka ne gibi zararlar oluşturabilir? Bir yanıt Kuzey Carolina'da Winston-Salem yakınlarında bulunan bir makak maymunu kolonisinden geliyor. İnsanlar stresin gece uykularını kaçıran veya çocuklarına bağırmalarına neden olan bir şey olduğunu düşünürler. Ancak bana stresin ne olduğunu sorarsanız ben şuna bakın atar damardaki dev kolesterol plağı işte bu stres derim. Doktor Carol Shively 20 yıldır makak maymunlarının atar damarlarını inceliyor. Babunlar ve İngiliz kamu görevlileri gibi bu primatlar da kendilerini belirgin hiyerarşik gruplara ayırıyor ve birbirlerine sosyal stres uyguluyor. Stres hormonları negatif ve şiddetli kardiyovasküler tepkileri tetikleyebiliyor. Kalp çarpıntısı ve yükselen kan basıncı gibi. Eğer stres hiyerarşik sıralamayı izliyorsa, primatların patronu diyebileceğimiz seviyedeki bir makak maymununun kardiyovasküler sistemi hastaları olan maymunlarınkinden farklı olabilir mi? Shively fazla stres yaşamamış baskın bir maymunun atar damarlarına baktığında temiz olduklarını gördü. Ancak alt seviyeden bir maymunun atar damarı kötü bir öykü anlatıyordu. Alt seviyeden maymundaki damar sertliği baskın maymununkinden çok daha fazlaydı. Stresin neden olduğu hormon seri kan basıncını artırdı, atar damar duvarlarına zarar verdi ve onları plak birikimi için uygun hale getirdi. Yani tehdit altında olduğunuzda atar damarlarınız genişlemiyor. Kalp kaslarınıza daha fazla kan gitmiyor ve bu da kalp krizine yol açabiliyor. Bu soyut bir kavram değil. Bu belki ileride hallederiz diyeceğiniz bir şey değil. Bununla hemen ilgilenmeniz gerekir çünkü vücudunuzun çalışmasını etkilemektedir. Bugünkü stres, sağlığınızı yarın da gelecek yıllarda etkileyecektir. İster makak, ister insan, ister babun olsun fark etmez. Sosyal ve psikolojik stres atar damarlarımızı tıkayabilir, kan dolaşımını engelleyebilir ve kalp sağlığımızı tehlikeye düşürebilir. Ve bunlar stresin ölümcül lanetinin sadece başlangıcıdır. Robert'ın daha önceki çalışmaları stresin üzerimizde ne kadar korkutucu etkileri olduğunu göstermişti. Bu işe başladığım zamanlarda odaklandığım konu akıllanmaz bir fikre dayanıyordu. Strese ve glukokortikoidlere kronik biçimde maruz kalmanın beyin hücrelerimizden bazılarını öldürmek gibi vahim şeyler yapabileceği. 80'li yılların başlarında Rockefeller Üniversitesi'nde doktora tezini hazırlayan Sapolsky, stresin beyindeki izlerini bulmak için danışmanı Dr. Bruce McEwen'la işbirliği yaptı. Kobay farelerini kronik stres altında bıraktılar ve sonra da beyin hücrelerini incelediler. Ekip şaşırtıcı bir keşif yaptı. Normal farelerin beyin hücrelerinin yaygın dalları varken stres altında yaşayan farelerin beyin hücreleri çarpıcı bir şekilde daha küçüktü. Ve pek çok açıdan daha ilgi çekici olan da beyinde bütün bunların yaşandığı bölümdü, hipokampus. Son 5000 yıl içinde herhangi bir nörobiyolojiye giriş dersi aldıysanız, hipokampusun öğrenme ve hafıza anlamına geldiğini bilirsiniz. Bu farelerde stres, beyinlerinin hafızadan sorumlu bölümünü küçültmüştü. Stres hafızayı iki şekilde etkiler. Kronik stres beyin devrelerini değiştirip gereken şeyleri hatırlama kapasitemizi azaltır. Çok şiddetli akut stresin başka bir etkisi daha bulunur. Buna genellikle stres insanı aptallaştırır deriz. Stres, çok iyi bildiğiniz şeyleri hatırlamanızı kısa bir zaman diliminde imkansız hale getirir ve hafızanızı gereğince kullanmanızı engeller. Sağlığımızı bozmanın yanı sıra stres kendimizi oldukça sefil hissetmemize de neden olabilir.
Carol Shively bunun nedenini öğrenmeye kararlıydı. İşe acıyı değil, haz duygusunu araştırmakla başladı. Shively, stres, haz ve sosyal hiyerarşideki yerimiz arasında bir bağlantı olduğundan şüpheleniyordu. Stres gibi haz da beyin kimyasıyla ilgilidir. Dopamin denilen sinirsel iletici beyinde salgılandığında alıcı yapılara bağlanıp zevk sinyalleri oluşturur. Shively, stres altında olmayan patron bir primatın beynini incelemek için bir PET tarayıcısı kullandı. Baskın maymunların beyinlerinde ödüllendirme ve hazla ilgili kısımların bol miktarda dopamin yüzünden ışıl ışıl parladığını görürüz. Shively daha sonra alt seviyeden bir maymunun beynini inceledi. Alt seviyedeki maymunların beyinlerinin çok donuk olduğunu keşfettik. Bu bölgede dopamin alıcısı yapıların sayısı çok daha azdı. Neden böyle? Beynin bu bölgesinde neler oluyor? Dopamin miktarı azsa, çevrenizde normalde keyif aldığınız her şey daha az keyif verici olur. Yani güneş o kadar parlak, çimenler o kadar yeşil, yemeğin tadı da o kadar lezzetli değildir. Bunun nedeni beyninizin çalışma şeklidir ve beyninizin bu şekilde çalışmasının nedeni de hiyerarşide sosyal statünüzün düşük olmasıdır. Düşük seviyede olmanızın bir özelliği, seviyenizin gerçekten düşük olmasıdır. Daha önemli bir diğer özelliği, insanlara baktığımızda sadece düşük statüde ya da yoksul olmak değil, insanın kendisini düşük seviyeden ya da yoksul hissetmesidir. Size kendinizi ezik hissettirmek için toplumun en iyi yaptığı işlerden biri, sahip olamadıklarınız konusunda burnunuzu öyle bir iki kez değil, defalarca sürtmesidir. Richmond, California. Toplumun aşırı uçlarının arabanızın içinden bile hemen fark edileceği bir yer. Burası kardiyolog Jeffrey Ritterman'ın her günkü yolunun üstü. Ziyaret ettiğiniz bir mahalleden stres ve sağlık durumu hakkında pek çok şey öğrenebilirsiniz. Bu mahallede ortalama yaşam süresi gayet yüksek ve insanların çoğu da son derece sağlıklı. Ama yokuşun tepesine doğru zenginlik azalmaya başlıyor. Bu geçiş bölgesinde sosyal statü düşmeye başlıyor ve buna bağlı olarak sağlık durumu daha da kötüleşiyor ve buradaki insanların ortalama yaşam süresi yolun başındaki orta sınıf insanlarınki kadar yüksek değil. Buradaki insanlar daha tetikte yaşarlar, daha stresli bir hayatları var. Yani burada durum biraz daha zor. Bu mahalle insanların yüksek seviyede stres hormonu üretmesine yol açıyor ve burada yaşamak kolay değil. Burası insana bunun bedelini ödetiyor. Doktor Ritterman'ın hastalarından biri de 65 yaşındaki Emmanuel Johnson. Mesleği Amerika'nın en tehlikeli mahallelerinden birinde rehber öğretmenlik. Geçen sene sanırım 47 cinayet işlendi. Son 4 günde de 11 silahlı çatışmada 3 kişi öldü. Ve biliyorum ki her 10 olayın 9'unda ölen ya bir akraba veya çocukların tanıdığı biri olacak. Emmanuel Johnson için kronik stres altında yaşamanın bir bedeli var. 5 yıl önce bir kalp krizi geçirdim. Ayrıca şeker hastasıyım. Kendimi sürekli kontrol altında tutmalıyım. Çünkü 20 yıldır bu işin içindeyim. Yani sadece bu işte çalışmak bile oldukça stresli bir şey. Yıllar içinde kolesterol, tansiyon, şeker çıktı. Ama onlar ortaya çıkmadan çok önce stres hep vardı. Emmanuel Johnson'ın vücudu stresin başka bir yüzünü anlatıyor olabilir. İngiltere'de stresi araştıran Whitehall araştırması, sosyal hiyerarşideki konumunuz ve kilo alımınız arasında inanılmaz bir bağ buldu. Üstelik sadece kilo almak değil, kilonun dağılım şekliyle de ilgili olabilir. Bu kilonun dağılımı, yani göbek bölgesinin genişlemesi, hiyerarşik konumla ilgili ve bu da kronik stresle yakından ilgili olabilir. Biz de maymunlarda da hiyerarşi olduğuna göre bu onların da başına geliyor mu diye sorduk. Sonuçta onlarda da çıktı. Baskın maymunlara göre alt seviyeden maymunlarda karın bölgesinde daha fazla yağlanma var. Bence laboratuvarımda yaptığım en hayret verici gözlem, stresin vücudunuzdaki yağın depolanma şeklini
değiştirebilmesi, yağın dağılım şeklini değiştirebileceğinizi düşünmek bana tuhaf gelen bir fikirdi. Evet, böyle düşünüyorum. Sapolsky, Shavli ve diğerleri stresin küresel obezite salgınında kritik bir rol oynadığını düşünüyorlar. Daha da kötüsü, stresle ortaya çıkan yağ tehlikeli yağdır. Göbek bölgesinde ya da karnın içinde biriken yağ, vücudun herhangi bir yerindeki yağdan çok daha kötü olduğunu biz iyi biliyoruz. Daha farklı davranır. Yani sağlığınıza farklı etkileri olan, farklı türden hormon ve kimyasallar üretir. Bireyler stresi azaltmak için ellerinden ne geliyorsa yapmalılar. Bence toplumumuzdaki sorun stresi azaltmaya değer verilmemesi, hatta tam aksi şeye değer verilmesi. Aynı anda sadece iki işi değil, beş işi yapan insanlara hayranlık duyuyoruz. Bu tarz insanlara hayranız. Peki bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Bu inanılmaz derecede stresli bir yaşam şekli. Değerlerimizi değiştirmeliyiz. Dengeli ve huzurlu bir yaşamı anlayan insanlara değer vermeliyiz. Tarihteki üzücü bir olay, stresin zararını biz farkına varmadan çok önce verdiğini ortaya koymuştur. Hollanda 1944 sonları. Sert bir kış ve acımasız bir işgal ordusu bir ulusu aç bırakmak için eline vermiş. Bu kış Hollanda kıtlığı olarak bilinir. Atlatabilenlerden bugün hala hayatta olanlar için acı verici bir anıdır. Hiçbir şeyim yoktu. Oğlumu artık besleyemiyordum. Çok hastaydım. Ama yine de çocuğunuza bakmalısınız. Korkunçtu. Damda sarayın yanındaki kiliseye gittim ve rahibin eşine savaş boyunca çocuğuma bakabilir mi diye sordum. Çünkü ben artık bakamıyordum. Bu mümkün değildi. Hollandalı araştırmacı Tessa Rosboom böyle pek çok trajik anı dinlemişti. O ve ekibi kalıcı etkilerinin olup olmadığını öğrenmek istediler. Rosboom, vücutlarımızın açlığa verdiği tepkinin diğer stres kaynaklarına verilen tepkiyle aynı olduğunu biliyordu. Böylece o çetin günlerde hamile olan kadınların fetüslerinin stresten etkilenip etkilenmediklerini anlamak için çalışmaya başladı. Hollanda'nın titizlikle tuttuğu nüfus kayıtları sayesinde Rosboom yaklaşık 2400 kişinin etkilenmiş olabileceğini belirledi. O ve ekibi kıtlık süresince ve sonrasında doğanların verilerini analiz ettiler ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Bence bu bebeklerin anne karnında strese maruz kaldıklarını ve 60 yıl sonra hala bunun sonuçlarını çektiklerini söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle bu doğru. Birçok Hollanda kıtlığı çocuğu bugün hayatta. Hepsi 60'larında. Birçoğu hala savaşın izlerini taşıyor. Kıtlık sırasında gebe kalınan bu çocukların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu bulduk. Daha fazla yüksek kolesterol görülüyor. Stresten çok daha tepki veriyorlar ve kıtlığın öncesinde doğan veya sonrasında ana rahmine düşenlere göre daha az sağlıklılar. Araştırmacılar, annenin kanındaki stres hormonunun açlıkla savaşan fetüsün sinir sisteminde bir değişikliği tetiklediğini düşünüyorlar. Bu fetüsün stresle ilk karşılaşmasıydı. 60 yıl sonra Hollanda kıtlığı çocuklarının vücutları bunu hala unutmuş değil. Artık bildiğimiz şey, bu tür olaylardan tek etkilenenin yağ hücrelerinin depolanması olmadığı. Beyin kimyanız da etkileniyor ve bir yetişkin olarak öğrenme kapasiteniz de. Uyum gösteremeyen şekilde değil de strese uyan şekilde tepki verme kapasiteniz. Depresyona ne kadar kolay girdiğiniz, psikiyatrik bozukluklara karşı ne kadar savunmasız olduğunuz, tüm bunlar yaşamın erken dönemlerinde yaşadıklarınız ve erkenden maruz kaldığınız stresin olumsuz etkileyici alanlar. Seçeneğim olsaydı bipolar olmayı seçmezdim. Fakat şimdi bipolarım ve bununla yaşamalıyım. Buna alışmalıyım.
Esnek olmak benim için gerçekten ama gerçekten çok zor bir şey. Çok asabiyim, çok çabuk sinirleniyorum. Hollanda kıtlığı olgusunda görülen deneyimler ve çevrenin doğumdan çok önce etkiye başladığı ve stresli çevrelerin bir ömür sürecek yaralar bırakabildiğidir. Kariyerini stresin bireylere ve hücrelere olan etkileri konusunda yapan Robert, bu seneki kuşaklar arası araştırmada stresi vücudun çok daha derinlerine kadar takip ediyor. Stres araştırmalarındaki yeni yönelimlerden biri, stresin etkilerini hücrelerin nasıl çalıştığı, genlerin nasıl çalıştığı seviyesine indirmek. 5-6 yıl önce bunu kimse hayal bile edemezdi. Bir zamanlar hayal bile edilemeyen şey, kromozomlarımızın uçlarının bozulmasını engelleyen telomer adlı genetik yapılar. Yaşlandıkça telomerlerimiz kısalır. İlginç olan stresin stres hormonları yoluyla telomerlerin kısalma sürecini hızlandırması. Yani tamamen aynı yaştaki bireyler için varsayım. Eğer alt seviyeden ve stres hormonlarına boğulmuş biriyseniz telomerleriniz daha kısa olacaktır. Peki bu önemli buluşun bizimle nasıl bir ilgisi var? San Rafael, Kaliforniya. Janet Lawson haftada birçok önemli bir toplantı yapıyor. Aralıksız kronik stres yaratan koşulları paylaşan annelerle buluşuyor. Ama dengesini kaybediyor ve bu da çok korkutucu yanı. Dün gece dışarı çıktık ve eğlence olsun diye bir kask satın aldık. Büyüdükçe ve daha fazla bağımsızlık hissettikçe durum daha da zorlaşıyor. Bu kadınların her biri engelli bir çocuk annesi. Oğlum daha 8 yaşında ve zor başa çıkabiliyorum. Kendime dışarı çıkmak için az izin veriyorum, yapamam. Bir arkadaşım geçenlerde biliyor musun, bence Lexi'yi bir bakım evine vermeyi düşünsen iyi olur dedi. Düşüncesi bile çok stres vericiydi. Bunu yapamazdım. Hayır. Yani insan... Özür dilerim. Yani insan nasıl böyle bir şey söyler? Yani o küçük bir kız arkadaş gibi. Her ne kadar iletişim kuramasam da seviyor. Seviyor. Bu olağanüstü kadınlar, biyolog Dr. Elizabeth Blackburn'ün ilgisini çekti. Bireyleri doğrudan tanımıyorum ama hikayelerini biliyorum. Ben de bir anneyim ve bu grubu duyduğum zaman bu kadar zor şeyle bunca süredir başa çıkan annelerin hücrelerinin içinde neler olduğunu çözmenin gerçekten çok anlamlı olacağını düşündüm. Dr. Blackburn, telomer araştırmaları alanında bir lider. 46 kromozomumuz var ve hepsinin uçlarını telomerler kapatıyor. Kimse kronik stresin telomerleri ve zaman içindeki yıpranmalarını etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyordu. Böylece kronik stres altında yaşayan bu anne grubunu incelemeye karar verdik. Telomerlerine ve telomerlerin bakım sistemine ne olduğunu sorgulamaya karar verdik. Telomerlerin uzunluğunun bir kişinin yaşadığı stres miktarı ve stresli geçirdiği yıl sayısıyla doğrudan ilişkili olduğunu bulduk. Bu derecede stresli anneler, Dr. Blackburn'un çalışma arkadaşı psikolog Elisa Apple'ın bir çalışmasının odağı oldu. Küçük çocukların anneleri yüksek stres grubundadırlar. Sık sık iş ve çocuk yetiştirmek gibi birbirleriyle yarışan yükleri dengeliyorlar. Ve çoğu zaman kendilerine ayıracak zamanları olmuyor. Özel ihtiyaçları olan bir çocuğa bakmanın yüklediği fazladan sorumluluğu da bunun üzerine eklediğinizde çok bunaltıcı olabiliyor. İnsanı ayakta tutan kaynakları tüketebilir ve insanlar strese aldanırlarsa erken ölmeye eğilimli olur.
Bu kadınların telomerleri kısalmış. Bu enzimlerin aktivitelerinde azalma var. Ve çok ama çok kaba bir rakam vermek gerekirse kronik hastalığı olan bir çocuğa baktığınız her yıl yaklaşık 6 sene yaşlanırsınız. Bu bir gerçek. Sızlanma falan değil. Bu tıbbi açıdan gerçekten çok ama çok ciddi bir yaşlanma. Ve bunun kronik stresten kaynaklandığını görebiliyoruz. Bu çok açık. Ama umut var. Doktor Blackburn, ekibiyle birlikte hasarı onarabilen telomeraz isimli bir enzim keşfetti. Bu, umut tehdidi var diye adlandırdığım şey. İlk veriler, bu tür buluşmaların telomerazın iyileştirici etkilerini uyararak sağlığa yararlı olabileceğini göstermekte. Ve gül, eğer gülmezsen unut, başa çıkamazsın. Mizahın önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızla ilgili sadece ama sadece bizim anlayabileceğimiz türden bir kara mizah anlayışımız var. Bu şakaları tek anlayan bizleriz. Bu şakalara gülmeye bir tek bizim hakkımız var. Stres altındaki sorulardan bir tanesi de stresi azaltan ve yaşamı uzatan aktif etkenlerin neler olduğudur. Başkalarına şefkat ve ilgi göstermek en önemli etkenlerden biri olabilir. Yani bunlar yaşamı uzatan, telomerazı artıran ve hücrelerimizi gençleştirip yenileyen etkenler olabilir. Yani belki diğer insanlarla iletişim kurmak ve onlara yardım etmek kendimizi onarmamızı ve belki daha uzun ve sağlıklı yaşamamızı sağlayabilir. Robert, 20 yıl önce bu düşüncenin şok edici bir örneğini gördü. Üstünde ilk çalıştığı, kendini yakın hissettiği ve hakkında kitaplar yazdığı babun sürüsü büyük bir felaket yaşamıştı. Bunun araştırması üzerinde önemli bir etkisi oldu. Key Croc sürüsü ilk 30 yıl önce çalıştığım sürüydü. Bildiğiniz klasik bir babun sürüsüydü. Yani erkeklerin agresif olduğu, toplumda keskin ayrımların bulunduğu, dişilerin büyük acılar yaşadığı sıradan bir babun sürüsü. Derken 20 yıl kadar önce sürünün başına korkunç ve bilimsel olarak çok ilginç bir şey geldi. Key Croc sürüsü yemek bulmak için popüler bir turistik tesisin çöplüğünü talan etmeye başladı. Bu ölümcül bir iş oldu. Çöplerde tüberkülozlu etler de vardı. Sonuçta sürüdeki erkeklerin yaklaşık yarısı öldü. Haklı olarak korkunç üzüldüm ve olanlara çok çok öfkelendim. 30 yaşındasınız ve bir babun sürüsüyle duygusal bağa zaman ayırabilirsiniz. Çok yoğun duygular yaşadım. Robert için 10 yıllık araştırma yok olmuşa benziyordu. Fakat sonra babunlardan hangilerinin öldüğü ve hangilerinin sağ kaldığıyla ilgili ilginç bir gözlemde bulundu. Ölümler rastgele değildi. O sürüde eğer saldırgansanız ve fazla sosyal bağınız yoksa, zamanınızı kendinize çekidüzen vermek ve diğerleriyle takılmakla geçirmediyseniz, eğer böyle bir tip erkekseniz ölenlerdendiniz. Bütün alfa erkekler ölmüştü. Key Croc sürüsü değişime uğramıştı. Elinizde artık erkeklerin iki katı kadar dişi vardı ve hayatta kalan erkekler de, bilimsel jargonu kullanmak gerekirse, iyi adamlardı. Saldırgan serseriler değillerdi. Dişilere iyi davranıyorlardı. Sosyal bağları vardı. Bu sürünün atmosferini tamamen değiştirdi. Erkek babunlar ergenliğe adım attıklarında normalde kendi sürülerini terk edip yeni bir sürü bulmak için yola düşerler. Ve yeni yetişkin erkekler sürüye katıldıklarında evrenin herhangi bir yerindeki herhangi bir ergen erkek kadar kaba saba davranırlar. Yeni erkekler 6 ayda şunu öğreniyorlardı. Biz bu sürüde böyle davranamayız. Agresif değiliz. Birbirimizle ilgilenmeye daha çok zaman harcarız. Erkekler birbirine karşı daha sakindir. Eğer canımız sıkkınsa acısını gidip bir dişiden çıkarmayız. Bu yeni arkadaşların durumu öğrenmesi 6 ay alıyordu ve bu tarzı benimsiyorlardı. Babun kültürü diye bir şey var ve bu özel sürüde saldırganlık seviyesi çok düşük ve sosyal bağ kurma çok yüksek. 20 yıldan beri hala böyleler. Bu trajedi Robert'a sadece hücrelerle ilgili değil,
stresin eksikliğinin toplumu nasıl etkileyebileceği konusunda çok önemli bir ders verdi. Bu arkadaşlarında aynı şekilde yüksek tansiyon sorunu var mıydı? Hayır. Beyin kimyalarında anksiyete ve yüksek stres hormonu seviyelerinin yol açtığı aynı sorunlar var mıydı? Yoktu. Önemli olan sadece sosyal statünüz değil, sosyal statünüzün toplumda ne ifade ettiğidir. Aynısı küçük bir farkla insanlar için de geçerlidir. Çok sayıda hiyerarşiye dahiliz. Şirketinizdeki en kötü işe sahip olabilirsiniz. Özgürlüğünüz, kontrolünüz ve güvence duygunuz olmayabilir. Ancak şirketin beyzbol takımının kaptanıysanız, bunun sadece 9'dan 5'e çalıştığınız bir iş olduğunu ve hayatın işinizden ibaret olmadığını düşünmek için her türlü psikolojik donanıma sahipsiniz demektir. Sizin için dünya beyzbol demektir. Takımın kaptanıyım, insanlar bana güveniyor derken sizin için önemli olan bir hiyerarşinin tepesinde olduğunuzu anlarsınız. Bu işe yaradı. Bir sürü babun duşkısı. Bunlar doğru koşullarda ve doğru mevsimde yapılan bir deney için altın madenidir. Bu mevsimde ise sadece temizlenmesi gereken bir başka kafes. Stres üzerinde 30 yıldır çalışıyorum ve insanlara nasıl farklı yaşamaları gerektiğini bile söylüyorum. Yani bu bilgileri kendim de uyguluyor olmalıyım. Ancak aslında inanılmaz derecede stres altındayım ve A tipi kişiliğim var. Stresle başa çıkamıyorum. Yoksa neden haftada 80 saat bu konuda çalışayım ki? Eğer 50'li yaşlarımın başında kalp krizinden ölürsem hiç kuşkum yok. Tüm öğütlerim inandırıcılığını yitirir. Hayır, strese başa çıkmada iyi değilim. Bana faydası dokunabilecek tek şey işimi her yönüyle sevmem. Bu iyi bir şey. Ancak yine de burası Doğu Afrika'daki savandan çok farklı bir yer. Burada bazı bakımlardan daha ilginç ve daha farklı bilim yapabilirsiniz. Daha düzenli sıcak duş alabilirsiniz. Birçok yönden daha ilgi çekici ve farklı bir dünya. Fakat dışarıda kesinlikle özlediğiniz bir sürü şey var. Orası her yemeğin lezzetli geldiği ve her bir duyunuzun 10 kat daha fazla farkında olduğunuz mucizevi bir yer. Düşünüyorum da çok farklı bir metabolizma ve mizaç geliştirmeden her yıl tekrar gelebileceğiniz bir yer değil. Burada daha dışa dönüyorum ve çok çok ama çok daha mutluyum. Burada mutlu olmamak çok zordur. Belki de stresin bir panzehri, kontrolün bizde olduğu yeri bulmaktır. Peki işte geçirdiğimiz onca zaman için ne yapacağız? Whitehall araştırması ve insan olmayan primatlar üzerindeki çalışmalardan öğrendiğimiz şey, insanların yaşadığı ve çalıştığı koşulların sağlıkları açısından kesinlikle büyük bir önem taşıdığıdır. Üst düzey kamu görevlisi Sarah Woodall, kontrolü elinde tutmanın keyfini yaşıyor. Stres çektiğimi düşünmüyorum. Haftada 100 saat çalışmıyorum. Daha uzun yıllar devam edebilmek için iş yükümü kontrol altında tutuyorum. Evet, böyle yapıyorum. Kontrol. Yani kontrol oranı meslekteki hiyerarşideki yerinizle yakından ilgilidir. Ve genelde insanlar bize işlerin kötüye gittiğini söylediklerinde, iş stresinin miktarının arttığını söylediklerinde, hastalık oranlarının da arttığını görüyoruz. İnsanlar bize daha fazla kontrol sahibi olduklarını, kendilerine iş yerlerinde adil davranıldığını, yani işlerin iyi gittiğini söylediklerinde hastalık miktarı da oldukça azalıyor. Biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Çok şanslıyım. Asla bir sağlık sorunu yaşamadım. Ama herkes bu kadar şanslı değil. Peki üst kademede olmayan ezici çoğunluk için bir reçete var mı? İnsanlara işlerinde daha fazla yetki tanıyın. Daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayın. Gösterdikleri çaba için onları ödüllendirin. Sonuçta sadece daha sağlıklı bir iş ortamına sahip olmakla kalmazsınız. Daha üretken bir ortam da bulursunuz.
Robert'ın babunlarının biz insanlara stresten arınmış bir ütopya sunabilecekleri kimin aklına girirdi? Bu size biraz fantazi gibi gelebilir. Ama daha iyi bir toplum yaratmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Hem babunlar hem de İngiliz kamu görevlileri için anlam taşıyan soru. İnsanların sağlıklı gelişimini sağlayacak bir toplumu nasıl yaratabiliriz? Ve bu yönde ilerliyoruz. İnsanların gelişimini destekleyen daha iyi bir toplum yaratmak. İşte bütün canlıların ortak noktası bu. Peki babunlar buradaki ortalama insana ne öğretiyorlar? Kötü bir gün geçiriyorsun diye kimseyi ısırma. Hiçbir koşulda onları yerlerinden etme. Sosyal bağlar gerçekten çok güçlü şeylerdir. Ve bunu hırsın, A tipi kişiliğin ve benzeri şeylerin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşayan biri söylüyor. Böyle şeyler gerçekten önemli. Ve sosyalleşmenin en önemli biçimlerinden biri almaktan çok vermektir. Bunlar daha iyi bir dünya yaratır. Babunların bize öğrettiği şeylerden bir diğeri ise, eğer onlar tanımı kitaplarda yer alan türden bir sosyal sistemi tek bir nesilde değiştirmeyi başarabiliyorlarsa, bizim de insanların sosyal sistemlerinde bazı kaçınılmaz durumlar vardır türünden bir bahanemiz olamaz. Robert'ın yaşamını adadığı araştırmanın sonucunda hala akıl kurcalayan soru şu: bir babundan ders alma cesaretimiz var mı? Ki kurak sürüsü stres olmadan sadece hayatta kalmadı, aynı zamanda gelişti. Biz de başarabilir miyiz?